Murat Yetkin, Yetkin Report. İstiklal Marşı korkma derken hükümet İsrail'den korku mu diyecek? Korkma. İstiklal Marşı bu sözcükle başlar. Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri, Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığı ve başkomutanlığını yaptığı bu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edildi. Korkma, Anadolu ve Trakya'nın İngiliz, Fransız, Yunan, İtalyan, Gürcü ve Ermeni ordularının işgaline direnen, işgali defeden halkına verilen bir güvenceydi. Bugün 8 Ekim 2024'te Türkiye Cumhuriyeti hükümeti meclis çatısı altında Türkiye'ye İsrail'den korkması gerektiğini mi söyleyecek? Tek kanıt arzı mevut mu? Bugünkü oturum Cumhurbaşkanı ve Anayasal Başkomutan Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim'de meclis yasama yılı açılışında İsrail'in gözünü Türkiye topraklarına diktiğini söylemesi üzerine yapılıyor. Bir gün önce de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İsrail'in nihai hedefinin Türkiye'den de toprak talebi olduğunu söylemişti. CHP ve İyi Parti ulusal güvenlik tehdit altındaysa bunu bilmeleri gerektiğini söyleyince Kurtulmuş bu toplantı çağrısını yaptı. Devletin en üst seviyede iki yöneticisinin de Türkiye'nin İsrail'den korkması gerektiğini söylerken dayanakları Yahudi şeriatında Nil'den Fırat'a dek toprakların Allah tarafından İsrail oğullarına vaat edildiği inancıdır. Lübnan, Ürdün ve Filistin'in tamamı, Mısır'ın Sina dahil kuzeydoğusu, Suriye'nin neredeyse yarısı Türkiye'nin Suriye sınırına yakın güney illerimizi kastediyor. Ama Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanının Türkiye'nin İsrail'den korkması gerektiğini söylerken tek kanıtı Yahudi şeriatından korkuları olmasa gerek. Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri ve Genelkurmay Teşkilatlarının elde ettiği bir takım somut kanıtlar olması gerekiyor. Hükümet İsrail'den korkalım mı istiyor? Yoksa Erdoğan'ın 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırmasıyla başlayan İsrail'in Gazze saldırılarından sadece 2 hafta önce New York'ta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile barışıp el sıkışırken de vaat edilmiş topraklar bahsinden elbette haberi vardı. Meclis kapalı oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Arzı Mevut efsanesi dışında İsrail'den Türkiye'ye gelen somut tehditlere dair kanıt mı sunacaklar yoksa zaten meclisteki her partinin üzerinde görüş birliğine sahip olduğu Filistin halkının radikal Siyonist zulmünden örnekleri sıralamakla yetinecekler mi mesele budur. CHP lideri Özgür Özel Hatay'da yaptığı konuşmada bize dedi. İsrail saldırısının kapıda olduğunu, bir sonraki hedefin Türkiye olduğunu anlatırlarsa gereğini yaparız, susarız. Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ağzıyla söylenen lafın altını tane tane doldurmazlarsa, evet oturum gizli, söyleneni söyleyemem ama söylenmeyeni ifşa ederim kimse bizi İsrail'i tehdidiyle korkutup televizyonlarda savaş konuşturup yoksulluğu, emekliyi, asgari ücretliği, depremzedeyi, çiftçiyi, işçiyi konuşmamanızı beklemesin. İç politika için dış politika. Hükümetin İsrail'den korkmalıyız söyleminin iç politikada halkın dikkatini dağıtma amacını güdüp gütmediğini meclis oturumu sonrasında anlayacağız. Ama diyelim Fidan ve Güler İsrail'den gelen tehdit üzerine muhalefetin de ağzını açamayacağı kanıtlar sunsalar dahi Cumhurbaşkanının bir asır önce dünyaya kafa tutarak ayakta kalıp yeniden kurulmuş Türkiye'nin gözünü İsrail'le korkutmaya çalışması yanlıştır. İç politikada mevzi tutmak için bir ülkenin dış ve güvenlik politikası böyle malzeme yapılamaz. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Türkiye'den toprak talep ettiğinde dahi meclis kürsüsünden siyasetçi olmadı. Gizli diplomasiyle çözdü sorunu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1 Ekim 1998'de meclis kürsüsünden çıkıp Suriye'yi PKK nedeniyle savaşla tehdit etti ve sonuç aldı köy kahvelerinde bile Türkiye'nin sadece ABD yardımıyla ayakta durup mahallesinde zorbalık yapabilen İsrail'den çok güçlü hem de NATO üyesi olduğu konuşuluyor. Bırakalım NATO'ya güvenmeyi bir kenara. Meclisim İsrail'den gelen tehditle korkutmak bölgesindeki gücü açık olan Türkiye'nin cüssesine de uymuyor. Bu hatadan uygun bir açıklamayla dönülmeli.